sözcük türleriyle alakalı gençler kitabımızda 6 tane test var ortalama 80 civarı soru var bu soruları çözüp anlayarak çözdüğünüzde konuyu arkadaşlar net bir şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi biz de sizle beraber bu sorulardan 6-7 tane çözeceğiz ve konunun mantığını beraber kavramaya çalışacağız. Bakalım yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük sıfat görevinde kullanılmamıştır diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Masadaki defter. Sıfat mı arkadaşlar? Sıfat. Çünkü isme dokundu. Ne sıfatı, işaret sıfatı. Yanda oturan arkadaşın nasıl arkadaş? Yanda oturan arkadaş. Sıfat mı arkadaşlar? Evet çünkü isme dokundu. Kırılmış klavyeyi. Nasıl klavye? Kırılmış sıfat mı arkadaşlar? Sıfat. İteleme sıfatı. Bahçeden özenle 5 kilo kayısı toplamış. Toplamış fiil. Nasıl toplamış? Özenle. Özenle kelimesi neye geldi? Toplamak fiiline geldi. E fiile geldiyse arkadaşlar bu ne olur artık? Sıfat olmaz durum zarfı zarf olur cevabımız geldi galiba. Yurt genelinde bazı radyolar hangi radyolar? Bazı radyolar bazı kelimesi belgesizlik ortaya koyar ve radyolar adına dokunduğu için ne olur arkadaşlar? Bu belgesiz sıfat yani sıfat arkadaşlar olur cevabımız zaten D şıkkı olmuştu. Bu parçada geçen Altı çizili sözcüklerden hangisi zaman zarfıdır diye sorulmuş bize arkadaşlar. Uyanınca evdekilere haber vermeden atölyenin yolunu tuttu. Ne zaman atölyenin yolunu tuttu arkadaşlar? Uyanınca zaman zarfı olur. Çünkü fiile fiilimsiye sorduğum ne zaman sorusunun cevabı oldu. Daha kimsenin gelmediğini görünce gelmediğini fiilimsisi dıktık arkadaşlar. Sıfat fiil ekidir. Ne zaman gelmediğini, daha henüz gelmediğini. Bu arada arkadaşlar daha kelimesi henüz anlamındaysa zaman zarfıdır. Daha çok çalışıyorsun gibi miktar anlamında kullanılırsa miktar zarfı yani üstünlük belirtici arkadaşlar olur aklımızda. Kalsın ama burada henüz anlamında kullanıldığı için zaman zarfı oldu. O halde 1 ve 2'yi alacağız. Dünkü oyun hangi oyun gençler? Dünkü oyun. Dünkü kelimesi oyun adını işaret etti. Yani sıfat oldu arkadaşlar. O halde bu şıkkı eleyebiliriz. İçin için her zaman edattır tabii ki çay için, çorbayı için demiyorsa dikkat edelim bu noktaya. Yani herhalde onu karıştırmazsınız. Bu edat arkadaşlar. Bu da gitti o zaman. Hatta her zaman bağlaçtır gençler. O halde bu da gitti. Cevabımız D şıkkı yani 1 ve 2 oldu sevgili gençler. Bu parçada geçen numaralanmış yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye güzel bir soru sorulmuş. A şıkkına bakalım arkadaşlar. Birinci sözcük yani dışarıya sözcüğü yer yön belirteci değildir denmiş. Bakalım neydi kuralımız? İçeri dışarı ileri geri öte beri aşağı yukarı gibi kelimeler. Bir ek almayacak. iki fiile fiilimsiye gelecek. İki şart varsa yer yön zarfı olur. Bunların biri yoksa yer yön zarfı olmaz. Dışarıya çıktığında çıktığında diye arkadaşlar fiilimsiye geldi. Çıktığında fiilimsiye geldi. Bu bir fiilimsidir. Ama dışarı kelimesi a yönelme hali ekini aldı arkadaşlar. Ek aldığı için artık yer yön belirteci olur mu? Olmaz. Bu arkadaşlar isim olur. O halde A şıkkı bana doğru söylüyor. B'ye bakalım. İkinci sözcük yani kimseyi sözcüğü belgisiz zamirdir. Evet gençler. Kimseyi bazısı birçoğu belgisiz zamirdir. Doğru. C'ye bakalım. Üçüncü sözcük bir eyleme durum bakımından gelmiştir. Soruyu kısaltalım. Durum zarfıdır diye söylemiş. Bakalım dikkatle baktı. Bakmak fiil mi arkadaşlar? Fiil. Dikkatle baktı. Dikkatle kelimesi ne yaptı? Bakmak eylemine dokundu. Yani durum zarfı oldu arkadaşlar. O halde C şıkkı doğru oldu. D'ye bakalım. Dördüncü sözcük yani büyük sözcüğü bir adı niteleme görevinde kullanılmıştır. Yani niteleme sıfatıdır diye sorulmuş. Büyük cam, cam isim gençler nasıl cam? Büyük cam. Dokunduk mu? Dokunduk. Dokunduğumuz kelime isim mi? İsim. O halde bu da niteleme sıfatı oldu. E'ye bakalım. 5 numaralı söz grubu sıfat görevinde kullanılan bir ikilemedir. Derin derin bakmaya. Arkadaşlar derin derin ikilemedir. Doğru. Ama bakmaya kelimesi fiilimsi olduğu için sıfat görevinde kullanılmış olmaz. Durum zarfı görevinde kullanılmış olur. Neydi olayımız? Bir kelime ya da kelime grubu. Fiile fiilimsiye gelirse zarf. isme gelirse sıfat. Derin derin ikilemesi neye geldi? Bakmaya, fiilimsizliğine geldi. O halde bu ifade arkadaşlar bir zarftır, sıfat değildir. Cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıdaki ikilemeler tür olarak ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır diye arkadaşlar sorulmuş bize bakalım. Kış için evdekilere kat kat elbise isme geldi. Sıfat. Abuk sabuk konuşmak arkadaşlar. Fiilimsiye geldi. Yani zarf oldu. Denemelerinde insana ait ne varsa anlattı tek tek. Anlattı, nasıl anlattı? Tek tek anlattı. Bakın, tersten gittim fark eder mi? Etmez. Çünkü zarfta olay neydi? İlişkiyi görmekti. Buradaki tek tek ikilemesi anlatmak eyleminin durumunu açık açık söyleyip ona dokunuyor mu? Dokunuyor. O halde ne oldu gençler? İkileme zarf görevinde kullanılmış oldu. Toparlayalım. Bir de sıfat görevinde 2'de arkadaşlar zarf görevinde, 3'te zarf görevinde kullanılmış oldu. Kafanızı karıştırmasın şuraya sileyim. 4'e bakalım. Üzerindeki kıyafeti eski püskü ve incecikti. Eski püskü kıyafet diye bir ilişki kurduk mu? Kuramadık arkadaşlar. O halde buradaki ikileme isim görevinde kullanılmış oldu. Şöyle i yazalım şuraya. 5'e bakalım yapacağımız masa için eğri büğrü tahtalar eğri büğrü ikilemedir. Eğri büğrü tahta isme dokundu sıfat. O zaman 1 ve 5'i beraber alacağız. Çünkü 1 ve 5'te sıfat görevinde kullanıldığı kelimeler isme geldiği için 2 ve 3'te arkadaşlar fiile fiilimsiye geldiği için zarf görevinde kullanıldı. 4'te herhangi bir kelimeye gelmediği için isim görevinde kullanıldı. Cevabımız D şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuşuz. Bu benim kendi yazdığım şiir arkadaşlar. Nacizane birazcık şairlik var diyebilirim belki. Lise yıllarından itibaren de böyle bir şey vardı. Okulda lise son sınıf mıydı? Lise 3 veya 4'te hatırlıyorum. Öğretmenim bana Ahmet Haşim'i anlattırmıştı. Her öğrenci edebiyat dersinde bir yazarı, şairi anlatıyordu. Bana da Ahmet Haşim denk geldi. Ahmet Haşim için bir slide hazırlamıştım o zaman. Slide'ın son kısmına da kendi şiirimi koydum böyle buruk bezgin bir içare bırak bitsin hayatım falan filan çok tuhaf böyle melankolik bir şiirdi. Biraz da ergen kafasıyla ama Arapça, Farsça kelimelere ufak tefek hakim eğitim olduğu için biraz Ahmet Haşim'in tarzına benzettim şiiri diyebilirim. Sonra hoca tabi Ahmet Haşim'i benle beraber anlatırken benim şiirime geldi kısım Benim şiirime geçti hoca Onu anlatıyor Şairi burada böyle demek istemiştir Burada bunu anlatmak istemiştir Burada bunu demiştir falan gibi Tabii ben çok şaşırdım Biraz da gururlandım açıkçası Vay be neler söylemek istemişim ya falan dedim Sonra tabii arkadaşlarım bir tanesi söyledi Bu şiir Nusret'e ait falan dedi Hocam da onu duyunca Sen hemen işte şair olmalısın Yazar olmalısın gibi Edebiyata beni yönlendiren de bir hocam olmuştu o dönemde Orada şunu da fark ettim ettim arkadaşlar. Çok enteresan bir şey. Hakikaten olaylara baktığımız tarafı etkileyen çok şey var ama bir ismin altında olmak çok farklı gerçekten. Mesela ben hocama eğer hocam ben bir şiir yazdım alın bunu inceleyin deseydim muhtemelen çok da fazla hocam şiire ilgi göstermezdi. Bir sürü hata bulurdu belki de hani ben yazdığım için. Ama Ahmet Haşim'in şiiri gibi şiiri incelediği için çok beğendi şiiri bu arada hani böyle... Ahmet Haşim'in tarzına yakın da olduğu için bir sürü anlamlar falan türetti. Burada şunu gördüm arkadaşlar. Bir olayda gördüğümüz taraf o olaya baktığımız tarafla resmen aynı. Yani nereden bakarsan onu görüyorsun. O yüzden şu kavram çok önemli. Geniş baklıyoruz. Farklı bakın diyoruz. Farklı bakmaya çalışın. Farklı pencereleri kullanın. Hayata tek pencereden yani at gözlüğüyle bakmayın deriz ya. Bunun da altında bu yatıyor. Çünkü tek pencereden bakarsan diğer penceredeki açıyı göremediğin için doğru karar veremezsin. Dedikten sonra şunu da ekliyorum. Bu zaten tecrübeyle zamanla gelişir. Şu an ne kadar anlatsam da boş diye düşünüyorum ayrıyetten de. Çünkü siz de hepiniz bunları görerek, yaşayarak bizim gibi öğreneceksiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Devam edelim sorumuza. Bir gün bir şiir yazmalı. Bütün şairlerin mezarını kazmalı. Her sözcük delirmeli o mısralarda yaşamak için. Bir gün bir şiir yazmalı. Öldürmeli tüm zalimleri. Tüy bitmeyen yetimlere hak olmalı. Mazluma zümrütten kanat olmalı. Bakalım belgesiz sıfat var mı arkadaşlar? Var. Bir gün herhangi birdeki bir olduğu için belgesiz sıfattır. Yine buradaki bütün de gençler. Bütün şair bir gün. Belgesiz sıfattır. İlgeç var mı? Var gençler. İçin her zaman edattı. Çay için değilse demiştik daha önce. İşaret sıfatı var mı arkadaşlar? O mısralar. O kelimesi mısra adını işaret ettiği için işaret sıfatı oldu. Niteleme sıfatı var mı arkadaşlar? Yetim isimdir. Nasıl yetim? Tüyü bitmeyen yetim. İsme sorduğum nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatı oldu. O halde E şıkkını eliyoruz. Cevabımız gençler... B şıkkı oldu. Şiirde bir katı, bir çoğu, hepsi tamamı, tümü gibi bir belgisiz zamire rastlamıyoruz. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuşuz yine. Aşkına bakalım. Bir ilgeç, bir zarf grubu oluşturmuştur diye sormuş arkadaşlar. Bakalım burada ilgeç var mı? Gibi kelimesi bir ilgeçtir arkadaşlar. Bir ilgeç, evet gibi ilgeci. Zarf grubu oluşturmuştur diyor. Yani gibi edatı başka kelimelerle birleşip bir fiile ya da fiilimsiye gelecek. Bakalım öyle bir şey var mı arkadaşlar? Birçok şeyi saydı ama evlatlarımızı yarış atı gibi hazırlamamamız arkadaşlar fiilimsi yani eylemsi. Fiilimsiye soracağım nasıl sorusunun cevabı neydi arkadaşlar? Durum zarfıydı. Nasıl hazırlamamamız yarış atı gibi durum zarfı oldu arkadaşlar. O zaman A şıkkı doğru oldu. Bir ilgeç gibi ilgeci bir zarf grubu oluşturdu. Yani burada zarf grubundan kastımız şu. Birden fazla kelimeyle oluşan zarftan burada bahsediyoruz. Mesela özenle seçtik. Seçmek fiil. Nasıl seçtik? Özenle. Buradaki özenle kelimesi zarf grubu değildir. Tek bir kelimeden meydana geldiği için zarftır. Burada ise yarış atı gibi ifadesi bir zarf grubudur ve bunu oluşturan da gençler gibi edatı olur. O halde A şıkkını eleyebiliriz. C'ye bakalım arkadaşlar. Sıra sayı sıfatına rastlanır. İlk konu, konu kelimesi isim kaçıncı konu? Birinci anlamındaki ilk konu sıra sayı sıfatı olur. İlk konu bakın sıra sözcüğü konu ismine dokundu. O halde C şıkkını eğiliyorum. D bakalım. İşaret zamirine yer verilmiştir demiş arkadaşlar. Bence söz etmesi gereken ilk konu bu olmalıydı arkadaşlar. Bakın burada bu kelimesi işaret ediyor ve isme dokunmuş mu? bu konuyu anlatmalıydı gibi bu konu diye dokunsaydı ne olurdu arkadaşlar? İşaret sıfatı olurdu ama bu kelimesi işaret ortaya koyuyor ve isme dokunmadığı için işaret zamiri yani işaret adılı oluyor. O halde değişikliğini de eleyebiliriz. Belgisiz sıfat ve belgisiz zamir vardır diye söylenmiş. E şıkkında bakalım arkadaşlar birçok şey bakın burada ikisi de var. Şey her zaman belgisiz zamirdir. Birçok kelimesi şey zamirine gençler gelmiş ve onun belgisizliğini ortaya koyuyor. Hangi şey birçok şey belgisiz sıfat oluyor arkadaşlar. O halde hem belgisiz sıfat var hem de belgisiz zamir var. Zaman zarfı gençler parçada göremiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır diye sorulmuş. Bakalım A şıkkına. Romanlarınızın bu seviyeye gelmesini nasıl sağladınız? Soruyu fiile sordum. Ne oldu arkadaşlar? Zarf oldu soru. Zarfı oldu gençler. Bakalım. Sabah gelen müşteri nasıl bir elbise istemiş? Nasıl bir elbise? İsme geldi. Soru sıfatı gençler. O halde A şıkkını eliyorum. Çünkü biri zarf, biri sıfat oldu nasıl kelimelerinin. B'ye bakalım. Sözleştiğimiz gibi o gün şehrin meydanındaki parka tek geldi. Gelmek fiil nasıl geldi? Tek geldi arkadaşlar. Durum zarfı oldu. Şimdi sana tek sorum olacak. Tek soru bir soru anlamında asıl sayı sıfatı oldu. Çünkü tek kelimesi soru ismine geldi. O halde B şıkkı arkadaşlar cevap olamaz. Çünkü bir tanesi zarf yine bir tanesi sıfat oldu. Tek kelimelerinin C'ye bakalım. Gece tüm yaraların açıldığı ve tekrar kanadığı andır benim için. Burada gece ne oldu arkadaşlar? İsim olarak kullanıldı. Çünkü cümlenin zamanı değil. Burada geceyi bir kavram olarak kullanmış. Gece başlayan yağmur. Gece başlayan. Başlamak fiilimsi. An yani sıfat ekini almış bir fiilimsi. Arkadaşlar bu ne zaman başlayan gece zaman zarfı olur. O halde buradaki gece zarfı oldu. C şıkkını eleyebilirim. Onun düşüncelerini anlamakta çok zorlanıyorum. O burada gençler bir insan adı yerine kullanıldı. Kişi zamiri insan adı yerine değil de insan dışı varlık adı yerine kullanılsaydı işaret zamiri olurdu. Bunu unutmayalım arkadaşlar, hatırlayalım. Yine o oyuncak. O oyuncak. O kelimesi oyuncak adına dokundu arkadaşlar işaret sıfatı oldu. O halde D şıkkını da eliyorum. E bakalım. Başka kitap, başka kelimiz belgisizlik belirtir ve kitap adına gelmiş belgisiz sıfat arkadaşlar olmuş. Başka biri yine başka kelimesi gençler biri belgisiz zamirine dokunmuş ki zamir de isim kökenli bir kelimedir. O halde bu da belgisiz sıfat olmuş. Oldu cevabımız E şıkkı oldu arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerde geçen ne sözcüğü kaç farklı türde kullanılmıştır? Önemli bir soru kalıbı gençler. Dikkat! Ne gün geleceğini haber verseydin ne gün soruyu gençler isme dokundurduk ne oldu? Soru sıfatı oldu. Bir soru sıfatı arkadaşlar. Ülkemize yaptığınız yatırımlardan ne kazandınız? Ne kelimesini isme sormadık. Soru sıfatı olamaz. Peki cevabımız ne olur mesela? Ne kazandınız? Kitap kazandık ya da bunu kazandık. Cevabım zamir ya da isim olabiliyorsa ne? Ne olur arkadaşlar? Soru zamiri olur. Okurlarına ne anlattığını bilmeyen sanatçıların varlığından habersizdim. Ne anlattığını, bunu anlattığını cevap verdim. Gene bu arada ne sorusunu isme sormadım. Gereği ne kaldı? Ya soru zarfı olabilir, fiile sorarım. Ya da arkadaşlar soru zamiri olabilir. Soru zamiri olmasının kuralı neydi? Cevap verdiğim kelime isim ya da zamir olabiliyorsa soru zamiri olurdu. Okurlarına ne anlattığını, burada ne oldu arkadaşlar yine? Bunu anlattığını diye cevabım işaret zamiri olacağı için ne? Soru zamiri olur. Dörde bakalım. Anlatacaklarımı bitirmediğim halde ne gülüyorsun? Burada ne gülüyorsun? Fiile sorduk sorumuzu arkadaşlar. Demek ki soru sıfatı olamaz. Diğer yöntemle bakalım. Hatırlar mısınız? Ne yerini arkadaşlar? Niçin koyarsak ne oluyordu? Soru zarfı oluyordu. Demek ki bu da soru zarfı oldu. 5'e bakalım. Her yapıtta farklı kültür dünyasına eğilmenin size ne sağladı? E bunu sağladı falan diyebilirim. Yani bu da soru zamiri oldu. Gene isme dokunmadı sorumuz sağlamak fiiline geldi ve cevabım tek kelimelik bir isim ya da zamir olabileceği için buradaki ne de soru zamiri arkadaşlar olur. O halde kaç tane görev gördük? Soru sıfatı gördük, soru zarfı gördük ve soru zamiri gördük. Cevabımız C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır diye sormuşuz. Bakalım neydi arkadaşlar hatırlayalım adlaşmış sıfat. Bozuk paralar demiyorum da bozuklar diyorum. Genç insanlar demiyorum da gençler diyorum gibi arkadaşlar. Aya bakalım seninle gelirken yoldaki mağazada yoldaki mağaza arkadaşlar. İsme dokunduysa sıfat zaten adlaşmış olma ihtimali yok şu an. Gördüğüm beyaz kazağı Beyaz kazak dokundu yine. Almak için geri döndüm. Yapılan tetkikler, yapılanlar dese olurdu adlaşmış sıfat. Çünkü tetkikler düşerse yapılan kelimesi sıfat değil artık isim olurdu. Ama burada yapılan tetkikler diye sıfat olarak kaldı. Normal sıfat bu arkadaşlar. Ardından dün sabah gelen yaralı. Gelen yaralıya gidiyor ama yaralı adam diye bir ifade var mı burada? Yok. Demek ki bu yaralı adamken adam isim oluyor. Nasıl adam yaralı? Sıfat arkadaşlar. O halde ne oldu? Yaralı adamdaki yaralı sıfatken burada isim görevinde kullanılmış oldu. Yani adlaştı. Yani bu bir adlaşmış sıfat oldu. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine gençler çok kapsayıcı güzel bir soru. Bakalım A şıkkına bakalım. Birinci cümlede belgesiz sıfat vardır diye sorulmuş. Bazı insanlar birçok adam gibi bir şey var mı bakalım. Küresel ölçekte büyümek isteyen bir şirket buradaki bir rakam mı yoksa? herhangi birdeki bir mi? Evet, herhangi birdeki bir o halde bu belgesiz sıfat oldu arkadaşlar. A şıkkı gitti. B'ye bakalım. İkinci cümlede bir sözcük hem belirtme sıfatı hem de niteleme sıfatı almıştır. Bakalım. Kendi ülkesinde yeterince gelişme ve ilerleme sağlamadan uluslararası bir girişimden. Girişim gençler isimdir. Nasıl girişim? Uluslararası girişim sıfat arkadaşlar. Peki ne sıfatı? nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Hangi girişim bir belgesiz sıfat, belgesiz sıfat gençler belirtme sıfatlarındandır. O halde girişim ismi hem niteleme sıfatını uluslararası hem de belirtme sıfatını bir almıştır. O halde B şıkkı da bana gençler doğru söylüyor. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede belgesizlik ifade eden bir adın kullanılmıştır. Yani belgesiz zamiri vardır. Tümü, birçoğu bazısı gibi. Bakalım yerini saptayıp bütün etmenleri hesapladıktan sonra bulunduğu yerle bulunmak istediği yer arasındaki farka bakmalıdır. Ben göremedim arkadaşlar bir bakalım. 4'e bakalım. Dördüncü cümlede ilgeç türünde bir sözce rastlanır demişiz. Yani ilgeç neydi? İlgiler kurardı gibi, sanki, kadar gibi kelimelerde arkadaşlar. Bu farkı kapatmak için, için her zaman ilgeç zaten. O halde D e şıkkını eleyebiliyoruz. E'ye bakalım arkadaşlar. 5. cümlede durum zarfı kullanılmıştır. Ayrıca dikkat. Dünya piyasalarındaki her türlü değişim ve tepkimenin takip altına alınması gerekir. Nasıl gerekir arkadaşlar? Ayrıca gerekir. O halde ayrıca ne oldu? Durum zarfı oldu. Yani E şıkkı da doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Bu soruyla beraber sözcük türleri konusunu arkadaşlar bitiriyoruz. Konuyla alakalı gerekli sorular kitabımızda var. Ortalama olarak 80 civarı sorumuz var. Bunları çözdüğünüzde konuyu anlarsınız diye umut ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sizi sorularla baş başa bırakıyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum.